Efendim kişi yaptığı işten belli olur derler. Kendisi her daim öyle fit ki hayran kalmamak imkansız. O da ne diyorsa aynı zamanda onu da yapmak lazım diye düşünüyor insan. Beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümel'den bahsediyorum. Teşekkürler. Sanki bir yerde saklamışız, gösteriyormuşuz. Ama yani her şey ortada olduğu için rahat rahat konuşuyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün güzelliğinizle, zarafetinizle, şıklığınızla. O siz. Her zamanki o gibi. Sizsiniz. Teşekkürler. Mutfağımıza hoş geldiniz çok diye. Çok teşekkür ederim. Kızlar bana dediler ki bir haftada 3 kilo verdiren şeyi var. Evet. Diyet diyene demeyelim mi o? Beslenme düzeni. Beslenme demek lazım. Düzeni. Aynen öyle. Hanım onu anlatacak bize. Şimdi biz şöyle bir durum oldu tabii ki ister istemez. Artık tabii ki hatırlamak bile istemediğimiz bir karantina döneminde ister istemez üçer beşer öğünler pişirdiğimiz, yediğimiz falan böyle rahata dayalı, daha çok yatmaya dayalı falan böyle bir şeyden sonra yine daha da rahat olduğumuz bir yaz dönemine giriş yaptık. Yine aynı şekilde yememiz içmemiz galiba devam etti diye düşünüyorum. Ama şimdi biraz kendimizi bir sallayıp toparlanmanın zamanı geldi herhalde diye düşünüyorum. Buyurun size hemen sözü bırakayım. Nedir bu bahsettiğiniz beslenme düzeni? Hemen geçeceğim. Tamam. Biz böyle öyle enteresan bir karantina dönemi geçirdik ki karantina döneminde herkes sanki yemenin kendini kurtaracağını zannedip yedikçe yedi. Arkasından da dediğiniz gibi yaz geldi. Yazda da iyicene rahat ettik. Şimdi ben böyle çok pratik... 3 tane bloklanan sistemi açacak bir beslenme düzeni açıklayacağım. Bağırsak mı öyle bir şey mi düşünüyorum? Bir tanesi su atmaya yönelik sabah kahvaltımız. Öğlen yemeğimiz yağ yakıcı bir yemek olacak. Akşam yemeğimiz de metabolizma hızlandırıcı. Tamam. Eğer izleyenlerimiz bunu haftanın bir hafta her gün sabrederek hiç vazgeçmeden yaparlarsa haftanın sonunda 3 kiloyu verecekler. Tamam. Ben olsam yaparım. Tamam. Yani çok da güzel olacak. Şimdi, ben elimi yıkayıp size yardımcı olayım. Tamam, keyifle. Şimdi bizim ilk güne başlangıç sıvımız çok çok önemli. Çünkü güne biz alkali başlarsak bütün günümüzü daha tok, daha dinç, daha enerjik geçiriyoruz. Enerjinin kaynağı sudur. Onun için hiç suyu ihmal etmemek lazım. Suyumuzun içine bir dilim limonumuzu koyuyoruz. Bir parça kabuk tarçınımızı atıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela duşa giriyoruz bunu koyduktan sonra veya kendi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bunu mutlaka bir 5 dakika bekletmek lazım. Suyun ısısı ne olmalı? Sıcak da olur, soğuk da olur, ılık da olur hiç fark etmez. Ben genellikle sabah oda ısısındaki suyu tercih ediyorum. Çok sıcak ya da çok soğuk su içemiyorum. Ama lütfen bu suyu bütün gün boyunca içmelerini öneriyorum. İzleyenlerimizin ne yapıyor? Tok tutuyor, ne yapıyor? Enerji veriyor. Ne yapıyor? Vücudumuzu alkaliye çeviriyor. Tamam. Şimdi birlikte sabah kahvaltımızı hazırlayalım. Sabah kahvaltımızın püf noktası ne? Suyumuzu içtik bir kere bunu söyleyelim, tekrarlayalım. Aynen. Güne başlama önerimiz bu. Bir bardak sıcak suyun içine bir kabuk tarçın, bir dilim limon ekleyerek içiyoruz. Evet, bunu mesela... Kendimizi bir hareketlendiriyoruz. Hareketlendiriyoruz. Tamam. Bunun içine başka ne koyabiliriz istersek? Bu olması gereken mesela azıcık elma sirkesi koyabiliriz midemiz iyiyse. Veya şey koyabiliriz, bir dilim limon koyabiliriz. Yarım çay kaşığı karbonat koyabiliriz ama bunlar keyfe keder. Tamam. Esas olması gereken bu ikisi. Şimdi sabah kahvaltımız... Buyurun, ben size yardımcı olayım. Süpersiniz. Sabah kahvaltımız madem su atıcı özelliği olan şeyleri kullanmamız lazım. Bir tanesi bir su bardağı. Ben laktozsuz kefir kullanıyorum. Artık bulunabiliyor. Aynen blenderda onu karıştıracağız. Laktozsuz kefirimizi boşaltıyoruz. Hayır ben kefir içmiyorum diyenleri duyar gibiyim şimdi. Onun yerine mesela badem sütü kullanabiliriz. Hmm, şekersiz bir badem sütü. Hayır ben onu da içmiyorum diyenler alın Hindistan cevizi sütü. Hayır ben onu da içmiyorum diyenlere evde yaptığınız yoğurdu alın bir çay bardağı. Onu sulandırarak kullanın. Ay onu da içmiyorum diyenler artık yapacak bir şey yok. Tamam. Niye bu bazları kullanıyoruz? Çünkü bunlar bizim vücudumuzda su atıcı özelliğe sahipler. Tamam. Peki kırmızı meyvelerin kerameti ne? Kırmızı meyveler içlerinde antosiyanin diye bir madde içeriyorlar. Bu madde bizim vücudumuzu güzelce ne süpürüyor ve gereksiz suyu yani ödem dediğimiz şeyleri atıyor. Mesela kırmızı erik bundan birisi vişne, bunlardan birisi böğürtlen var şimdi taze taze satılıyor. Onlardan birisi karadut, bunlardan birisi ama ben genellikle vişneyi kullanıyorum. Ama böğürtlen de çok çok iyi bir yine su atıcı. Bunu bunun içine koyuyoruz. Koyduktan sonra... vazgeçilmezimiz sevgili tarçın, tarçın. Tarçının görevi de hepimizin bildiği gibi insülini dengelemek. Şöyle biraz bir bıçak ucu, azıcık. Bir yarım çay kaşığı gibi koyuyoruz. Şimdi bunu blenderdan çekiyoruz. Blenderdan çekerken de bunun
Niye blenderdan çekiyoruz? Dilimizin üstündeki partiküller tarafından aynı anda alınıyor ve sıvı olduğu zaman da biz çok daha tok hissediyoruz kendimizi. Bu da mesela önemli bir bilgi. Evet, bardağımızı... Aa, renge bak. Harika. Herkes bir renk oldu. Ben bakmıyordum ya, rejili aynı anda, sevgili reji, her şey aynı şeyi düşünüyoruz. Gerçekten böyle bir renk. Tabii o renkte mesela... Temiz bir bardak bulayım size, hemen koyayım, daha olur. Şık olacak hemen. Tamam, peki. Mesela buradaki işte vişne gibi, böğürtlen gibi içine koyduğumuz şeylerin içinde, özellikle vişnede melatonin de var mesela. Gün içinde sizin stresle daha sakin her şeyi karşılamanızı da sağlıyor. Vücudunuzdan da suyu atıyor. Bir hafta boyunca her sabah bunu yapıp bir güzel içiyorsunuz. Daha da tok durmak istiyorsanız mesela, daha aman ben biraz acıkabilir miyim acaba? Bir tatlı kaşığı içine chia tohumu koyabilirsiniz. O vücudumuzu yedi misli büyüyor, şişiyor. Ama ben mesela bunu da çok tavsiye ediyorum. 5 dakika bile değil, 2 dakika sürdü hazırlamamız. Sabah kahvaltısında bunu içiyoruz. Bu bize ödem mi arttırıyor peki? Oradan bu bizim çekiyorum. Evet, ödem arttırıcı sıvımız. Tamam. Burada yapmamız gereken ne? Mesela sıkılmayalım diye bir gün badem sütüyle böğürtlen koyarız. Bir gün kefirle vişne koyarız. Bir gün işte ertesi gün Hindistan cevizi sütüyle isterseniz karadut koyarız. Tamam. Ama kırmızı bir şey koyacaksınız, unutmayın. Sabah kalktım, suyumu içtim. Arkasından ödem attırıcı bu karışımımı içtim. Aynen, tamam. Öyle. Şimdi sabahla öğlen arası, yani bizim kuşluk dediğimiz vakitte tok kalmak istiyorsa izleyenlerimiz, kendine güzel bir kahve yapsınlar. Kahvenin telvesi olması bizim için pozitif bir şeydir. Telveli kahve, yani kahvenin dibini, atığını görmemiz bizim için önemlidir. Mesela az şekerli bir Türk kahvesi olabilir. Veya hiç şeker koymadıkları sade bir Türk kahvesi olabilir. Yanına onun bir tane kuru kayısı yiyebilirler. Ya da hani ben hiç o arada bir şey yemek istemiyorum diyebilirler. Şimdi geldik öğlen yemeğimize. Tamam. Ne yaptık? Ödemimizi attık. Sabahleyin vücudumuzu alkali yaptık. Şimdi yağları yakmaya geldi sıra. Tamam. Biz yağları nasıl yakacağız? Doğru yağlarla ve posayla yapacağız. Aa, yağ olarak mı yağ yapıyoruz? Yağ, yağla yapıyoruz. Haydi bakalım, tamam. Güzel. Şimdi burada neyi kullanacağız? Önce dilersen şurayı malzemelerimizi... Pardon, çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi hemen malzemelerimizi ben şey yapayım. Tamam. Anlatayım. Bir patlıcan var. Mevsimine göre sebzeler değişebilir. Kabak var. Şimdi bu mevsimde bunlar bol bol var. Kırmızı biber var. Avokado var. Yağ kullanacağız dedik. Zeytinyağı var. Tahin var. Ve zeytin var. Bu arada da tabii tuz ve limon da bizim oluşturacak şeyimizi, sosumuzu oluşturacak unsurlar. Şimdi ben patlıcanları kesiyorum Burcu'cum. Büyük bir kase mi istersiniz? Lütfen. Buldum. Senden de rica edeceğim. Sen de onları lütfen. Çok aramadım. Böyle... Harika. Buldum derken çok aramadım. Kızlar her şeyi aramışlar zaten. Bence de harika. Senden ricam, ızgaraya yerleştirirsen tost makinesinde. Bunları tost makinesinde güzelce ızgaralıyoruz. Çok pişirmenizi de önermiyorum. Yani ben şöyle yapıyorum. Bunu ortadan bölüyorum ki salatanın içinde daha rahat yiyelim. Isıtıyorum. Evet, ısıtıyoruz. Ben bunun içine koyuyorum. Sonra onları tost makinesinde. Belki hani bir de aynen bunu. Şimdi kabak ve patlıcan lifli. Hı hı. Mesela kabağı şöyle de yaparak temizleyebiliriz. Hı. Çok daha iyi olur. Evet. Hı. Uğraşmayız. Yani kabağın lokum tadını daha güzel hissediyoruz böyle yaptığımızda. Kabak ve patlıcan yüksek lifli 2 tane sebze. Nasıl yağları yakmamıza yardımcı olacak? Biz doğru yağlar verdiğimizde vücudumuza, bu posalarla birleştiği zaman vücudumuzdan atılımı daha da kolay olacak. Bir de biz öğlen yemeğimizi yerken bir güzel mesela ayran gibi, kocaman bir bardak su gibi bir su içersek o da şahane olur. Şimdi bunu da şöyle keseceğim. Kabak çok daha kolay çünkü pişer patlıcana nazaran. Hatta bir de şöyle keseyim. Evet Burcu'cum, şimdi bunları dizeceğiz şeyimize. Tost makinamıza. Aynen. Geldik kırmızı bibere. Bakın burada bir de 3 tane renk kullandık. Renkler de çok önemli. Hı. Bizim salatamızın içinde. Yeşil var, klorofil barındırdığı için. Yine o temizleyecek bizim. Yine yağ yakımımızı hızlandıracak. Patlıcanda mor renk var. Sabah kahvaltısında kullandığımız gibi yine o da antosiyanin içeriyor. Bu da bizim en önemli yine antioksidanlardan birisi, likopen içeriyor. Ne yapıyor? Bir güzel yağlarımızı yakmaya hepsi yardımcı. Buyurunuz. Şimdi istersen şöyle yapalım. 2 tane kabak koyalım, 2 tane patlıcan koyalım, 2 tane de
bundan koyalım ama tamam. İzleyenlerimiz bilsinler ki bunların hepsini tüketebilirler. Anca. Çünkü biz sebzede... Anca doyarız. Anca doyarız. Ve sebzenin kalorisi oldukça düşüktür. Sebzeyi kalorili kılan pişirirken içine koyduğunuz yağdır, tuzdur, salçadır, odur budur. Evet, onlar ızgaralanırken tamam. Biz avokadomuzu ve yeşil yapraklı salata malzememizi hazırlayalım. Getireyim hemen lütfen, size. Lütfen, lütfen. Şimdi salatada hem yüksek posa var hem de tokluk hissimizi arttıracak unsurlar var. Biz eğer salatayı ne kadar malzemesini bol kullanırsak hiç korkmayın. Çünkü salatanın kalorisini yükselten şey içine koyduğumuz limondur, zeytinyağıdır, sosudur. Yani kalkıp biz salatayı çok fazla yersek olur mu Taylan Hanım korkularını hep duyuyorum. Ben öyle bir korkunuz olmasın. Şimdi ben salatayı genellikle elimle parçalarım. Evet. Şimdi burada mor marulumuz var. Biraz daha görünüşü... Ben bir daha yıkayayım elimi. Tamam lütfen. Görünüşümüz güzel olsun diye mor marulu böyle güzelce ne elimizle parçalayarak koyduk. Hatta bunu koyduktan sonra sebze kurutucularla kurutabilirsiniz. Ben bol maydanozu seviyorum. Yağ yakımını hızlandırır maydanoz. Özellikle su atımını da hızlandırır. Yine böyle elimizle de parçalayabilirsiniz. İsterseniz bıçakla da parçalayabilirsiniz. Biraz saplarında belki bıçak kullanabiliriz. Aynen. Şurayı topladım. Teşekkür ederim. Şahane. Evet, bunu da koyduk. Ben müsaadenizle bir elimi yıkayayım şimdi. Ben de yıkayayım. Ama bu kuyruğumuz var. Evet, lavabo kuyruğu. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi, şimdi bakalım ne alemde. Evet, oluyor. Biraz daha olması lazım onun. Sosumuzu hazırlayalım mı? Bu arada sosumuzu hazırlayalım. Tamam. Şöyle bir çukur, minik bir çukur kap rica edeyim. Hazır. Bu arada bunu en son koyalım. Bu da burada dursun. Tamam. Şimdi bakın tahini özellikle koyuyoruz. Neden koyuyoruz? Yine doğru yağ kullanmak için. Tahin susamdan elde ediliyor biliyorsunuz. Ve son derece sağlıklı bir yağ. Ama aşırıya kaçmamak kaydıyla tabii her zaman olduğu gibi. Bu yağın hepsini koyalım. Bu yaklaşık 1,5 yemek kaşığına karşılık gelen bir yağ. Çok minnacık bir tuz koyalım. Minnacık derken ben bayağı koyarım. Aynı şeyi düşündüm. Ve limonumuzu koyalım. Bunun içine istiyorsanız elma sirkesi de koyarsınız. Çok minnacık nar ekşisi de koyarsınız. Salatayı lezzetli kılmak lazım. Evet, kaşık Burcucuğum ben rica edeceğim. Çok mersi. Buyurun. Ben yapayım artık. Tamam, evet tamam. Lütfen. Bu arada şöyle bir avuç zeytin dedik. Bir avuç zeytinden kastımız 10 tane falan zeytin. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9, 10. Zeytin de biliyorsunuz zeytinyağının elde edildiği temel şey. Bunu ister çekirdeklerini çıkartarak hazırlarsınız, ister çekirdekleriyle beraber. Ben sosumuzu da en sona dökelim sosunu. Tamam. En güzel olacak o zaman. Gelin şeyde avokadomuzu da doğrayalım. Çünkü avokado da yine doğru bir yağ. Niçin yapıyoruz bu salatayı? Yağlarımızı yakmak için. Şimdi bana bu soru çok soruluyor Instagram üzerinden ya da sosyal medyadan. Avokadoyu bulamadığımız zaman yerine ne kullanalım Taylan'ın? Yerine ceviz kullanabilirler. Hmm. 2 tane ceviz kullanabilirler. O yine doğru bir yağ. Bir tane farkı vardır aralarında. Birisi daha posalı. Hangisi posalı? Avokado daha posalı. Avokadomuzu şöyle keselim. Bundan yarım kullanıyorum ben genellikle bu salatamızın içine. Bazen yine bu salatanın içine haşlanmış nohut da koyabiliyorum. Aklınızda olsun. O da bitkisel protein desteği veriyor. Dikkatinizi çektiyse bir akşam yemeğinde birazdan anlatacağım ama sadece bitkisel bazlı vererek bu hafta bu yağları, suları ve metabolik hızımızı ayarlıyoruz. Bu da bizim için önemli bir şey. Çünkü bütün dünya trendleri buna bir 5 dakikacık daha. Ondan sonra ben onları alırken bunun içine biraz daha küçük doğrayarak alacağım. Siz de öyle yapın. Çünkü ızgarada fazla büyük pişirmek daha kolay ama salatanın içine tabii koyarken küçültmek güzel. O zaman şuraya hemen toparlayayım izin. Tamam, tabii ki. Tamam. Şimdi biz bir daha ben hatırlatıyorum. Öğlen güzel bir salata yapıyoruz. Salatanın temel maddesini istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. İstiyorsanız roka koyun sadece, istiyorsanız semizotundan yapın, istiyorsanız göbek maruldan yapın, istiyorsanız hepsini beraber karıştırın. Bazen bebek ıspanağından bile harika oluyor bu salata ama salatanın temel maddesi ne kadar çok olursa yağlarınız o kadar gider. Bir hafta boyunca her gün değiştirebilirsiniz üstelik malzemeleri de bence çok da güzel olur. İçine koyacağınız işte zeytiniydi,
avokado suydu ve diğer işte maydanoz vesaireleri de mutlaka mümkün olduğu kadar tam yemeden önce hazırlamanızı özellikle belirtiyorum. Şimdi bizim sebzelerimiz şahane olmuş Burcu'cum. Onları alalım. Çatal alayım bir tane sizin. Tamam, tamam. Sizin önünüze tahtanızın üstüne mi koyayım? Lütfen, lütfen. Tamam, hemen. Buyurun. Bunu daha fazla pişmesini istiyorsanız, ben biraz kıtır kıtır sevdiğim için daha besin değeri daha yok olmasın diye. Bakın içinde hiç yağ kullanmadan, salça kullanmadan, soğan kullanmadan bir sürü sebzemiz oldu elimizin altında ve mis gibi. Yani bunu böyle daha pişmiş sevenler bir 5 dakika daha uzatabilirler. Ama bu çiğlik bence çok güzel, bayağı güzel farkındaysan pişti. Çok. Çok da güzel kokuyor ve çok da güzel gözüküyor salata. Vallahi bir de doyurucu gözüküyor. Çok. Hani genelde normalde bu tip şeylerde hani diyet yine tırnak içinde söylüyorum. Değişik bir beslenmeye gitmek gerektiğinde gözümüz doymaz ya. Evet. Değil mi? Böyle hani aç evet. Hissedersin ya sen de bir aynen. Şey. Bu pek öyle değil. Değil. Hayır kesinlikle değil. Bizim zaten amacımız şöyle. Yani biz geçici süreyle yapılacak bir şey olmamalı. Bunu yaptıktan sonra da mesela. Öğlenleri evet aynen. Evet yine böyle güzel. Beslenmenin bu yanını yine beslememiz lazım. Şimdi güzelce sosumuzu da koyduk. Bir karıştırıcı alabilir miyim? Lütfen. Evet, karıştırıcımız da geliyor. Şimdi sevgili izleyenlerimiz ne yaptık? Öğlen yemeğimizde çok sağlıklı bir salata yaptık. Salatamızın içinde ne var? Bol yeşillikler var. Mevsim sebzelerinden seçtik. Doğru yağları kullanarak da mümkün olduğu kadar yağ yakımını hızlandırıyoruz. İnşallah bu, tipini bozmamışımdır. Hiç bozulmadı. Şahane oldu. Çok 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 güzel. Bunu bence bir hafta yapacağımız için ve bir haftada 3 kilo vereceğimiz için her gün içindeki sebzeleri değiştirmenizi öneririm. Mesela şimdi biz geçiş mevsiminde olduğumuz için bir gün brokoli haşlayıp koyabilirsiniz. Bir gün işte ıspanak koyabilirsiniz. Temel maddesinin içine bir gün semizotu koyabilirsiniz. Dolayısıyla sıkılmayın bir hafta içinde. Peki hangi sebzeleri kullanmayacağız? Patates kullanmayacağız, havuç kullanmayacağız, bezelye kullanmayacağız ve mısır kullanmayacağız. Onların sebebini alabilir miyim? Onların içinde şeker oranı çok yüksek. Öyle mi o evet, kadar? Evet, o kadar. Yani onları kullandığımız zaman yağ yakmak yerine yağ toplama yoluna gideriz. Onun için aman diyeyim. Ben sebze koyuyorum, içine patates haşladım koydum, patates salatası yapıyorum. Yok, yok. Onu özellikle söylüyorum.